İşte son durum. Türkiye 2 İzlanda 4. Galler 1 Karadağ 0. Türkiye 10 puanla zirvede. Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 Karadağ puanı yok. Ee, bu grupta ilk 2'yi garantilemiş durumdayız an itibariyle tabii ki bizim 2 karşılaşmamız daha var. Grupta diğer takımların olduğu gibi. Hocam bu grupta önümüzdeki Galler ve Karadağ karşılaşmaları içeride Galler, dışarıda Karadağ. Ne dersiniz? 26. hafta yorumu yapan bir adam olarak. Evet. Şimdi yani çok fazla e, ahkam kesmeye ke gerek yok. Hı hı. Bir de burada Izlanda ile Karadağ arasında bir kıyaslama yapmak gerekir. hangisi daha iyi takım? Biri 4 puanda biri 0 puanda. O tartışılır. Aldığı sonuçlara da baktığın zaman hı hı. tartışılır. Ya yani Türkiye en önemli puanını e, Galler maçında aldı. Yani ilk maçta aldığımız beraberlik e, 10 kişi kalmamıza rağmen e, bir süre e, grubun en önemli puanıydı. Şimdi bundan soracağımız rakipler belli. Hı hı. Bir e, grupta puansız Karadağ. Deplasman Önce Galler'le oynuyoruz içeride gallerle 16'sında oynuyoruz. 20'de. Sonrasında Karadağ ile 22-45'te 19'unda Deplasman'da son maç oynuyoruz. Yani burada çok anormal bir şey olmazsa. Yani mucizevi bir şey olmasa biz grubu lider bitiririz. Hı hı. Zaten normali de o. Yani Türkiye gibi bir e, ülke takımının e, bu grupta grubu lider olarak bitirmesi çok doğal. Onun dışındaki sonuçlar sürpriz olurdu. Şimdi biz e, gallerle oynuyoruz. Gallerle beraberlik. 11-9 yapar orayı. 11-9 yapar. Berabere kalsak daha iyi. Berabere dahi, kalsak dahi. E, Karadağ maçında e, büyük ihtimalle kazanırız ama galleri bu galleri yeneriz Yani gallerin aldığı sonuçlara baktığın zaman da yani bizim de zorlandığımız Karadağ onlar da zorlandı demek ki. Yani maçı seyretmedik ama onlar da büyük bir ihtimalle zorlandı. Biz Karadağ maçında zorlanır mıyız? Bence yani burada biz iyi oynamadık. Karadağ maçında iyi oynamadık. Ee, zoraki bir gol bulduk. Ama bu akşam gerçekten iyi oynadık. Çünkü bu takımın bu futbolu oynama şeyi var. Hocam var. 90 dakika boyunca siz berabere kalırız dahi demediniz. Yani 0-0'lık gol, de. Golü yedikten sonra dahi yani sana dönüp bile bu bunları da fazla konuşmak istemiyorum esasında. İyi de ben konuşuyorum, siz konuşuyorsunuz. <laughs> yani oyun gösteriyor kendine Özellikle ikinci yarının başından itibaren net bir şekilde yani oyunun bize döneceği şeyin oyundan düştüğü, İzlanda'nın oyundan düştüğü. Yani İzlanda'ya baktığınız zaman e, kaliteli futbolcular zaman zaman çıkarmış. Bunlar da takımda bir grup olarak buluşmuş. Hı -hı. Ve çok iyi sonuçlar aldılar. Yani Avrupa Kupalarında falan çok iyi sonuçlar aldılar. Ama şu andaki şeyde e, Avrupa Liglerinde oynayan de doğru, yani ciddi bir futbolcuları yok yani. Bir tane bir gol, gole atan e, İspanya'da. Hı -hı. Veya ve da. E, yediğimiz gollere gelince e, yani ikisinde de bireysel hatamız var zaten. Üçüncü dakika hocam. Bir Hücumumuz esnasında arkadan koşan e, bir oyuncu o da işte bu 9 numaralı evet. Oscar Son. Abdülkerim'i hatalı bulur musunuz? Evet pozisyon hatası yaptı. Pozisyon hatasını yaptıktan sonra artık rakibe temas etme şansı yok. Akıllı bir iş yaptı. Yani ceza alanının dışında temas etse hı hı. kırmızı kartı görecek. Hı hı. Ceza alanının içinde e, temas etse e, penaltı olacak. Yani o pozisyona girdikten sonra onları yapmaması, oyuna devam etmesi, rakibi kovalaması. Çünkü çok kolay bir pozisyonda değil. Esasında orada da şeyin de erken yatışı var e, kalecimizin. Kaleci Uğurcan'ın. Uğurcan'ın erken yatışı var. İkinci gol keza yediğimiz gol. Gelmeyelim oraya. Bir şey söyleyeceğim çünkü. Siz Lig TV'de yorum yaparken, daha bir sporçluk Lig TV yorumu yaparken Şansal abinin kulakları içinde dediniz ki ''Bir yanlışa üç ceza olmaz.'' Kırmızı kart. Penaltı öteki maçta oynamamak. Yıllar sonra İFAP bunu yanılmıyorsam, Murat Fevzi tanırlı daha iyi bilir. İzliyorsa selam olsun. 2-3 sene önce bu kuralı değiştirdi. Bir yanlışa 3 ceza olmaz. Bu, bu hukuktan gelen bir kuraldır. Hı hı. Yani bir suça 3 ceza olmaz. Bir suç istiyorsun yani. Suç nedir? Penaltı yaptırıyorsun. En ağır ceza. Yani futbolda olabilecek en ağır ceza penaltı. Kırmızı kart. Bir de öteki maçta. 2. Kırmızı kart. O da çok ağır. O da çok ağır. E, bir takımı eksik bırakıyorsun. Üç, yetmiyor. Bir sonraki hafta gene oynamıyor. Şimdi bunu değiştirdiler. Bizim rolümüz oldu mu olmadı mı onu ya bilemem. Ben sizden duyduğumu biliyorum. Yayında duyduğumu biliyorum. Ya ben de söylediğimi biliyorum. Hatırlıyorum. Dolayısıyla e, bu doğru bir değişimdi. Evet. Peki ilk yarı bitti. Sözünü ettiğiniz gibi hocam ilk yarı sonuna kadar da 68 toplu oynama, rakip ceza sahasında 21 buluşma vesaire vesaire. İlk yarıdan tatminkar kattınız ve hiç zaman dediğim bir beraberlik bile, bile demediniz. Yani ilk yarıda can alıcı yerlerde, e, vuruşlarda ve şeylerde, final paslarında e, tercihlerimiz çok doğru olmadı. Hı hı. Veya kalecinin üzerine giden toplar oldu, kalecinin kurtardığı toplar oldu. E, ama oyunun gelişi belli. Yani şeyin e, çoğalma şansı yok hücumda. E, bir tane çocuğa topu at atıyorlar. Ya. Yani, Golden sonra pozisyonu da aldı. Dışarı e, gitti. E, müsaade de o kadar da olsun yani. Köşek çok kıymetli. Biraz sonra rakamlarını vereceğiz. Ha, Şimdi Hangi takım olursa olsun hı. o kadar pozisyon bulur. Yani bizim yaptığımız ataklara karşı 5'e 1 olabilir mi bilmiyorum. Yani rakamlara bak. Aynen onları. öyle hocam. E, 21 rakip cezası topla buluşma, 5 cezası topla buluşma. E, şut olarak hocam 5 tane şutumuz isabetli. Onların 4 isabetli biri gol oldu zaten. Ve oyun içerisinde ilk yarıda aslında çok kıymetli ve güçlü bir oyunun rakamlara yansıması da bu şekilde karşılamış mı? Sizi tatmin etmiş mi rakamlar? Yani gol beklentileri oyunun başında öyle esasında oyunun gidişatı içerisinde mesela oyun yarım saat oynansın hı hı. ondan sonra gol beklentisi rakamları e, bu veri, veri olarak ortaya çıksa bu rakamlar çok değişir. Yani 0.52 ile 0.57 arasında ee, neredeyse fark yok gibi. İkinci yarı başladı 3-5 dakika içinde dediniz ki ya bu oyun iyiye gider. Bu maçı döndürebiliriz dedikten sonra 54'te penaltı kaçırdık. Hakan Çaltak. <laughs> evet. <gülüyor> Gol oldu bu, ama kaçırdık. Bu yani bizim ilk defa yaşadığımız şahit bir şey... olduğumuz bir hadisedir. şanssızlık. Yani bu zeminle ilgili bir hadise. Yoksa Hakan gibi topa mükemmel vuran yani e, topa çok iyi vuran futbolcunun esas e, iyi vurma nedeni e, destek ayağıdır. Basan ayaktır. Yani bunu geçen sene e, ligimizde de yaşadık. Beşiktaş antalya maçında reşista pozisyonu oldu. Onun oldu. İlk, Türkiye İngiltere maçında burada Beckham'ın hmm. geldi kaydı vurdu üstten avuta attı. Hmm. Yani eğer zemini iyi kontrol etmezse e, ee, bir de kramponlar çok önemli. Top yani. Top verir misiniz Böyle... çocuklar? Top rica ediyorum hocam arkadaşlardan. Ne, oyunca, Hayır top oynamayacağım. Da, <laughs> elimde top bulursun. top bulursun elimde. Sizin karşısında topa vuracak <laughs> kadar hadsiz değilim. <laughs> Destek ayağı meselesi için söylüyorum. Destek çünkü. ayağı evet. Destek Hı -hı. ayağının bastığı yer ee, son Hı -hı. derece önemli. Çünkü bütün e, dengeyi sağlayan ayak, vuruşu yaptıran ayak Hı -hı. Yani hocam diyorsunuz ki bu canına yandı buna. Bu vururken esas bu da çok önemli. Gayet Dolayısıyla sizin sağ ayağınız önemliydi. E gayet tabii. Destek ayağı çok önemlidir. Ya Destek ayağı topa vurmak istediğin neresiyse ona göre basarsın. Hı -hı. Yani dıştan mı vuracaksın? Ortadan mı vuracaksın? fal solu mu vuracaksın? Bütün bunlar destek ayağı mesela sağ ayağını sol ayağının dışıyla kullanacaksan destek ayağı dışarıdadır. Yakın olmaz. Yani İç vuruş veya üst vuruş yapacaksan da topa yakın bir bölgededir. Hı -hı. Burada zeminle ilgili yani Hakan'ın ayağı muhtemelen kaydı. Sağ ayağıyla vurduğu topta da sol ayağının içine çarptı zannediyorum. Aynen yani. öyle oldu. Zaten ilk şey yapan buna tepki gösteren, itiraz eden kaleci oldu. Geçen seneki Antalya Spor Kaleci işleşme işlerine aynısını yapmıştı. Aynı şekilde. Hı -hı. Yani hakem bunu şey yapmayabilir. Göremeyebilir. Hı -hı. İşte bana gittiği zaman veya vardan geldiği zaman hı hı. E, şey hakem e, onu net bir şekilde iptal edebilir e, doğaldır ama bu bizim için yani ikinci 45 dakika Türk milli takımının beklediğimiz şey e, futbolu ortaya çıktı kaldı ki bazı futbolcularımız tam düşündüğümüz çizgide değil yani bu akşam çok başarılı olan futbolcular vardı ben özellikle şey e, Hakan'ı ve e, Kenan'ı onların yanına ne olursa olsun kalitesiyle ardı koymak lazım. Genelde hepsi başarılıydı ama bunlar da o arkadaşların önünde başarılıydı. Hocam... Yani.